Sevgili hemşerilerim, şu an Amuk Ovası'nın ortasında, Karacanlı mahallemizde sel sularının ve baraj sularının etkisiyle evlerimiz, iş yerlerimiz, okullarımız, sağlık ocağımız tekrar sular altında kaldı. Şu an Karacanlı muhtarımız ve Kumtepe Mahallesi muhtarımızla beraberiz. Şu an İçinde vicdanı olan, merhameti olan ister siyasetçi, ister devletin yöneticisi, insanlar bu haldeyken kendisi sıcak yatağında rahat yatmamalı. Bunu bir siyasi taassup içinde söylemiyorum. Bir sorumluluk içerisinde söylüyorum. Devletin bütün kurumları ne yapabiliriz diye gayret ediyor ama ben bu gayretlerin yeterli olduğunu görmedim. Bir çaba var, bir emek var. Fakat bunlar yeterli değil. Onun için bizler bu sıkıntılı günlerden beamal kurtulmanın tedbirlerini almalıyız. Bir daha bu sel felaketine etkisi altında kalmamak için mevcut kanallarımızın bir sel felaketi olmadan önceden temizlenmesi, tedbirlerin alınması gerektiği var. Burada bir ihmal var. Bu ihmalin kazığı da vatandaşların şu an çektiği çile. Kimseyi kınamak için söylemiyorum. Siyaseten konuşmuyorum. Vicdanımın sesini konuşuyorum. Onun için bu acıyı tüm Hataylılar, bizi seyreden herkes yüreğinde hissetmeli. Bir daha bu durumlarda karşı karşıya kalmamamız için gerekli bütün tedbirlerin bütün kurumlarca alınmasını gerektiğine inanıyorum. Ben bir aydan önce mecliste bu konuyu gündeme getirdim. Buranın afet bölgesi ilan edilmesini devletinden, yüce meclisten istedim. Ama şu ana kadar bir tedbir alınmadı. Palyatif tedbirler var. Şu an az önce muhtarım dedi ki 20 tane danam sular altında. Onun kurtarılmasını talep ediyorum dedi. Yarın onun takibini yapacağız. Kim görevini layıkıyla yapmazsa ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizin bir temsilciniz olarak her türlü hakkınızın, hukukunuzun savunucusu olduğunu bilmenizi isterim. Tamam. Şu an birlikte bu sıkıntıyı birlikte yaşıyoruz. Ama inşallah bunların tedbirini almak için üzerimize düşeni yapacağız diyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Aha bakar bak, şimdi sen alıp tutuyor. Sağ olun. Bir şey söyleyeyim. Şu an...